bugün. Kaldığımız otelden çıktık bir 30 kilometrelik yoldan sonra Sendnau'ma doğru yürüyoruz. Sendnau bir manastır. Just in the summer, in the winter, need the money. Evet, 20 euro karşılığında 23 kayığı kiralayabiliyorsunuz. Eğer 10 kişi üzeri binecekseniz kişi başı 3,5 euroya denk geliyor. Clear? Is it clear? Soğuk. Dört mevsim 10 derece olduğunu söylüyor suyun. Biraz da evet soğuk yüzmek için. Ama çok berrak bir suyu var buranın. Mükemmel. This is my fitness. Bak güzel ördekleri görüyor musun? Buranın kaynağı da burası.
Su yer altından buradan besliyor burayı. Buradan da Ohri Gölü'ne akıyor. Ohri Gölü'nün %20'si de buradan besleniyor yine. Evet, buradan besliyor kumların zaten fokurdamasından anlıyoruz. Yer altı sularının geldiğini. 3 metre derinliğinde bir yer burası. Kuruyan ve yıkılan ağaçlar bile kaldırılmıyor buradan. Burayı UNESCO'nun korunan miraslar arasında yer alıyor. Burada bir erik gördük. Rica ettik. Yanaştırıyoruz. Şimdi o erikten yiyeceğiz. O kadar berrak ki su. 3 metre olmasına rağmen en ufak ayrıntıyı bile görebiliyorsunuz altındaki. Burası kaynağıydı. Yer altından, yer yer kaynaktan besleniyor bu göl. Bu manastırın bir parçası var, arkada gözüküyor. Aynı zamanda Sennaum'un kenarında yine Ohrid Gölü'nün hemen kıyısı var. Buradan da göle girip yüzenler var. Şimdi şuradan küçük bir adacık var bu Sennaum'un ortasında. Köprüden geçerek oraya gideceğiz. Burada da şöyle büyük balıklar var. Kafesin içine almışlar. Sennaum'un olduğu bölgeden sular Ohrid Gölü'ne buradan karışıyor. Orayı yeraltı kaynaklarının beslediğini söylemiştim. Devamlı bir sirkülasyon var. O yüzden çok berrak su ve temiz ve çok da soğuk. Evet, şimdi Ohrid'in merkezine gideceğiz. Oradaki tarihi yerleri göreceğiz bir de. Şimdi otobüsümüze doğru yürüyelim.